Futbol arenadan herkese mutlu günler. Yanımda Nurgül Günaydın var. Kendisi Trabzonspor muhabiri. Aynı zamanda Trabzon'da futbol arenayı da temsilen bulunuyor. E, kamp döneminde Trabzonspor nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet e, Riva'da Trabzonspor'un e, bu İstanbul'daki üçüncü, ikinci etabı e, Trabzon'la birlikte üçüncü etap kampında e, dün başladı biliyorsunuz. 18 Temmuz'da takım üçüncü etap için buluştu. E, i̇lk etap kamp çalışmaları Trabzon'da zaten yaklaşık bir haftalık bir süreydi. E, orada daha çok işte at yapı ve gençlerden oluşan bir kadro ağırlıklıydı. Burada e, özellikle dünkü buluşmada Trabzonspor'un yeni transferleri de katıldığı kampa ve e, tam takım olarak üçüncü etapta e, çalışmalara başladı. İyi bir hazırlık dönemi olduğunu düşünüyoruz çünkü geçtiğimiz hafta ilk hazırlık maçını oynadı Trabzonspor. Abdullah Avcı iki ayrı kadro çıkardı İlk yarıda İmraniye maçında ilk yarıda gençlerden ve yedeklerden ağırlıklı bir kadro ikinci yarıda da tamamen as oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktı. çıktı. Tabi burada oyuncularını gördü, özellikle ilk yarıdaki kadrosunda genç oyuncuların durumunu işte devam etmeyi düşündüğü oyuncuları kafasındaki kuracağı planı planlamayı e, görmek açısından ikinci e, yarıdaki e, az kadroda oyuncuların daha çok e, yeni transferleri de görmek hangisinin daha hazır olduğunu o anlamda da bir fikir edinmek istedi Biz de şunu söyleyebiliriz e, gerçekten özellikle yeni transferlerden Koyuta, Cervinho, e, Perez gibi isimlerin e, kampa hazır geldi tabii ki maç eksikleri var ama özellikle Koyuta çok beğenildi yani biz de gerçekten o günün performansını iyi gördük e, yeni katılmalarına rağmen takımla uyumları da gayet iyiydi. Ee, geçtiğimiz sezon devre arası e, Trabzonspor'a katılan e, Bakasitas'ın e, şu andaki grafiği de iyi zira e, o da e, tıpkı bu sezon katılanlar gibi hani hiç yabancılık çekmeden e, takıma e, iyi bir adaptasyon süreci geçirmişti. Bu sezon ben e, Bakasitas'ın çok daha verimli olacağını düşünüyorum. E, hazırlık maçında da bunu gördük. İyi bir kamp dönemi geçiriyor. T Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesisleri. E, futbolcular da memnun. Abdullah Avcı da zaten e, burada kendisi daha önce söyledi. E, altyapıda da buranın yapılmasına emekleri olan bir e, hoca. E, ortam ortamı güzel. İstanbul her ne kadar İstanbulsa da dışında Karadeniz'e yakın e, <laughs> Trabzon e, burada da antren şey, e, kampın ilk günü söylemişti kendisi. Burası Karadeniz havası var diye e, güzel bir ortam. E, futbolcularla konuştuğumuz kadarıyla kendileriyle fırsat buldukça konuştuğumuz kadarıyla da onlar da memnun. Hem ortamdan hem yeni e, arkadaşlık ortamı da çok güzel. Yeni katılanlar özellikle kendilerine gösterilen e, e, misafirperverlik demeyelim de ev sahipliğin yani hani yeni katıldık katılmalara rağmen gerçekten çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu anlattılar. Bu da tabii takımın önümüzdeki sezon için performansa olumlu yansıyacak diye düşünüyoruz. Bizler de sağlıklı bir e, kamp sezonu, aynı zamanda sezon geçirmelerini, sakatsız geçirmelerini diliyoruz. Ve bir şey daha sormak istiyorum Nurgül abla. Hı hı. U19 şampiyon oldu. Dünyada bizleri temsil edecekler yakında. Evet. O konu hakkında ne diyorsunuz? Evet Trabzonspor U19 genç e, gerçekten çok önemli bir başarı imza attı. Hatta seninle de konuştuk onu. Belki e, hadi e, o konuda bir farklı şeye girmek istemiyorum ama Trabzonspor'un başarısı e, işte bir Fenerbahçe Galatasaray kadar e, çok ses getirmedi dediğiniz orada konuştuk. Bunu doğru söylediniz gençler gerçekten çok iyi Trabzonspor'un ama tabii ki onların da oynadıkları yaş grupları yine kendilerinin olduğu seviyedeki oyuncular Trabzonspor Başkanı Ahmet Aoğlu ile konuştum ben o şunu söyledi çok önemli Türkiye Futbol Federasyonu da o yönde zaten talepleri olmuş rezerv Ligin kurulması anlamında Çünkü bu oyuncuların kendilerini bir üst kademeye daha çıkarabilmeleri için çok daha farklı kategorilerde de oynamaları gerekiyor yani şampiyonluk çok önemli çok büyük bir başarı İyi oyuncular var şimdi gözler Abdullah Avcı'da e, o 19'dan alacağı takımı A takımı alacağı oyuncular ama e, bizim duyumumuz Hakan Yeşil'in şu anda e, A takımına katılacağı yönünde. Tabi orada çok iyi oyuncular var. Süleyman Cebeci, e, Veysel, e, Keza, e, Mustafa da tabi e, attığı güzel golle taraftarların sevgisini kazandı. Çok yetenekli oyuncular. Hepsi de e, Trabzonspor'un altyapısından çıkan başarılı oyuncular. Şunu da vurgulamak istiyorum. En gün e, İstanbul'da Trabzonspor'un eski efsane oyuncularından Necati Ö o Çağlayan'la meşhur e, Şenol Necati Turgay üçlüsü vardı. Muhteşem bizim efsane dediğimiz Necati Hocamızla e, röportaj yaptım. E, Necati Hocamız aynı zamanda Trabzonspor futbol e, okulları koordinatörü. E, Türkiye'nin yaklaşık 70 şehrinde e, 70 yer, 70 tane futbol okulu açıldığını söyledi. Hı hı. Trabzonspor futbol okulu bunların 26 tanesi sanıyorum İstanbul'da. Yeni bir tane daha Ümraniye'de açtılar orada gerçekten çok yetenekli oyuncuları Trabzonspor markasıyla buluşturmak amacıyla güzel çalışmalar yapıyorlar. Şu yaz sezonunda iyi değerlendiriyorlar. Trabzon'da yakında bir turnuva olacak. Bu yıl öyle bir planlama var. İyi oyuncular, sadece Trabzonlu ya da Trabzonsporlu olmasına bakılmıyor tabii ki. İyi hocalar, tabii yetenek iyi oyuncular, iyi hocaların eşliğinde Trabzonspor markasıyla buluşturulacak inşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz de U19'a buradan futbol arena ailesi olarak dünyada bizi temsil edecek U19 yoksa şans diliyoruz. Sağlık diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.